Merhaba arkadaşlar ben Uğur Mutlu. Karaköklü ifadeler ve veri analizi ünite değerlendirme sorularıyla tekrardan beraberiz. Kök 105 sayısı hangi tam sayılar arasındadır? Öncelikle hangi tam kare ifadeler arasında onu buluruz. Kök 100 ile kök 121 arasında. Yani doğal sayı olarak 10 ile 11 arasında olmak zorundadır. 45 sayısı ise kök 36 ile kök 49 arasındadır. 7 ile 6 arasındadır. Hangisine daha yakın istediği için kök 49'a kök 45 daha yakın olduğu için 7'ye daha yakın olacaktır. 3 kök 3 çarpı 2 kök 6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 3 ile 2'yi çarptığımız zaman 6. Kök 3 ile kök 6'yı çarptığımız zaman kök 18. Kök 18 9 çarpı 2 olduğu için 9 dışarıya 3 olarak çıkacaktır. Kök 2 olarak karşımızda kalır. 6 kere 3 18 kök 2 cevabımız Ceyhan olacaktır alanı 60 olan bir karenin bir karenin kenarı a ise a ile a'yı çarptığımızdan 60 olacak. Her tarafın kare aldığımız zaman kök 60 dediğimiz 4 çarpı 15 o zaman a eşittir. 2 kök 15 olacaktır. Bir kenarı isteseydi 2 kök 15'ti ama çevre istediği için 4 a'yı istemiş oluyor. Yani 4 ile 2 kök 15'i çarpıyoruz. O da bize 8 kök 15 olarak karşımıza cevabımızı çıkartıyor. 5 numaralı soruda kök 19 ile kök 149 arasında kaç tane tam sayı değerini soruyor. Kök 19'dan sonra kök 25 vardır. Yani tam kare olan ifade istiyor. Kök 36, kök 49, 64, kök 81, kök 100, kök 121, kök 144, 149'a kadar olduğu için 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 şeklinde karşımıza çıkacak. Toplamda 8 tane ifade karşımızdadır. 7 kök 2, eksi 4 kök 2, artı 3 kök 2, eksi 1 kök 2 burasıdır. 7'den 4'ü çıkarttığımız zaman 3 kök 2, 3 kökten bir tane çıkarttığımız zaman 2 kök 2 oldu. 3 kökü ile de 2 kökü topladığımız zaman cevabımız 5 köklü olarak karşımıza gelecektir. İçecek köklerde en sondan başlarız. Burası 5 olarak çıkacaktır. Burası 11 ile 5'i toplayınca 16 oldu. Kök 16 dışarıya 4 olarak çıkacaktır. Tekrar yazıyoruz. 58 artı 40 eksi 4. Burası 36 oldu. Demek ki dışarıya 6 çıktı. 58 artı 6 kök 64 oldu. Kök 64 de 8 olarak cevabımızı bulabiliriz. Aşağıdaki sayıların hangisinin yaklaşık değeri bilirse kök 147 yaklaşık değerini bulunabilir. 147'yi öncelikle ne yapmam lazım? Çarpanlarına ayırmam lazım. Ya da basit bir şekilde 2'ye bölünmez. 3'e bakıyoruz. 7, 4, 11. Evet. 3'e bölünebilir. 147'yi 3'e böldüğümüz zaman 49 oldu. Demek ki 147 49 çarpı 3 olduğu için 7 köküç olması gerekiyor. Köküç ifadesi ile herhangi bir işlem yaparsam yaklaşık değerini bulabilirim. Cevabımız Bursa olarak karşımıza gelir. <laughs> Sayılarından kaç tanesi irasyonel sayıdır? Kök içerisinde çıkmayan ve yaklaşık değeri olan bir ifade olması gerekiyor. Eksi 3 rasyonel. 6 bölü 7 rasyonel. Bu tanımsızdır. Ne olduğunu bilmiyoruz. 1 olarak çıkar. Kök 5. Herhangi bir yerden çıkmaz. Pi zaten yaklaşık değeri olduğu için 2 tane sonucumuz karşımıza çıkacaktır. Kök 120 bölü kök 6 işleminin sonucuna baktığım zaman tek kök içinde yazabilirim kök 20 olacaktır. 20 de 4 çarpı 5 olduğu için 2 kök 5 cevabımızı denizde buluruz. Yukarıdaki grafiğe göre 11 ve 12'lerin soruları cevaplayacağız. Verilen grafikte ikinci ay ve 3. ay arasında sıcaklıkların farkını istiyor. Hemen ayların derecelerini üstüne yazıyorum. Ve 30 olarak. İkinci ay 20, 3. ay 15. O zaman farkımız 5 olarak karşımıza gelir. Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Havanın en sıcak olduğu ay 5. aydır. Bakıyoruz 30 derece doğru. Havanın en soğuk olduğu ay 3. aydır. Bakıyoruz 1. ay daha soğuk 10. O zaman cevabımız Bursa olarak karşımıza çıkar. Bir kişinin aylık harcama dağılımını veren grafiğimiz vardır. Yukarıda maaşı 1440 lira olan asgari ücretli bir kişinin aylık harcama dağılımını göstermektedir. Bu verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada derecelerimiz var. Derecelerimizin toplamı 360 derecedir. 360 dereceye 1440'lık oran gelmiştir. 1440'ı 360'a böldüğümüz zaman birbirinin 4 katı olacaktır. Demek ki buradaki derecelerinde 44 katı olacaktır. Mesela diğer dediğimiz 120 olacaktır. Yol dediğimiz 240 olacaktır. 70 dediğimiz 280 olacaktır. 105 dediğimiz 420 olacaktır. 95 dediğimiz 380 olacaktır şeklinde. Şimdi burada baktığımız zaman hangisinde vardır olarak geldiğimiz zaman ya da aynı şeylere baktığımız zaman olamaz ifadesini istiyoruz. 400 kira dediğimiz 400 ile 450 arasında 400'den büyük kiramız 420 idi. B'de yine 400'den büyük. C'de 400'den büyük. Ama D şıkkına baktığımız zaman harcanan tutar yüzlük olarak geçiyor. Böyle bir şey zaten imkansız. Hiç diğerlerine bakmadan Denizli'ye cevabımızı verebiliriz. Aşağıdaki grafik bir iş yerinin Ocak ve Şubat aylarına ait faturaların tutarlarını göstermektedir. Ocak ve Şubat aylarına ait fatura tutarları yazılmıştır. Elektrik, su ve doğalgaz. Buna göre bu grafikte aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şubat ayındaki elektrik faturası tutarı 50 lira olan Ocak ayı faturasının yarısıdır. 50 idi. 150 burası. Birbirinin yarısı olmaz. Yanlış. Ocak ayının su fatura tutarı 100 Doğalgaz fatura tutarının 3 katıdır. Doğalgazımız 50. Hayır. Yanlıştır. Ocak ve Şubat aylarında Doğalgaz faturanın toplam tutarı 200 liradır. Burada sadece Şubat'ın 200 liradır. Direkt otomatik yanlış olur. Ocak ve Şubat aylarına ait elektrik faturalarının toplam tutarı su faturanın toplam tutarından düşüktür. Elektrik faturalarının toplam tutarına baktığınız zaman 150 ile 200 edecektir. Su faturaları 100, 150, 250 edecektir. Doğalgaz da 300 edecektir. Evet elektrik sudan azdır. Doğru oldu. Yukarıda verilen sayıların kaç tanesi tam kare sayı değildir? 1 tam karedir. 5 değildir. 18 değildir. 35 değildir. 75 değildir. 100 10'un 121 11'in karesi olduğu için 1 2 3 4 tanesi tam kare olmayacaktır. Kök 10 bölü kök 2 bize kök 5 verecektir. Hangisiyle çarpılırsa yani kökün içinde 5 olması gerekiyor. Bakıyorum bu herhangi bir işlem yapmaz. Burası 2 kök 5. Direkt ben cevaba karşıma çıkardım. Burası 2 kök 10. Burada herhangi bir çıkış olmaz. Kök 5'li bir ifade lazım. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Ondalık sayıları önce 36 bölü 100 olarak yazıp 1 bölü 6 bölü 10 diye çıkartırız. 0 virgül dediğimiz 4 bölü 100'den 1 bölü 2 bölü 10 olarak çıkar. Ters çevrilip işlem yapıldığı zaman 10 bölü artı artı 10 bölü 2 olacaktır. Payda eşit dersek burayı 3 ile 10 bölü 6 artı 30 bölü 6 o da eşittir. 40 bölü 6 oldu. Sadeleştirirsek 20 bölü 3 olarak Adana cevabımızı verir. Aşağıdaki sayılardan hangisi rasyonel sayı değildir? Yani kökün dışarısına çıkmayan 3 diye çıkar, 7 diye çıkar, 13 diye çıkar. Ama 10 kök 2 olarak çıkar. Bu bizim için irasyonel sayıdır. 0,64 8 bölü 10 artı 36 bölü yüzden 6 bölü 10 bölü 2 bölü 10 olacaktır. 8 6 daha 14 14 bölü 10'u 2 bölü 10'a böldüğümüz zaman onlar birbirine 14tekiyi böldüğü zaman 7 olarak karşımıza cevabımız çıkar. Bir karınca kök 180 metrelik bir yolun 125 kök 125 metre kısmını yürümüştür. Geriye kaç metrelik yol kalmıştır. 180 ifadesini önce 36 çarpı 5 olduğu için 6 kök 5'lik bir yolumuz vardır. 125 dediğimiz 25 çarpı 5 olduğu için 5 kök 5'i yürümüştür. 6 kök 5'ten 5 beş kök 5'i çıkardığımız zaman elimize kök 5'lik bir mesafe kalacaktır. Kenarların uzunlukları 3 kök 6 metre ve 2 kök 3 metre olan dikdörtgen şekilli bir bahçenin 1 metre karesi sulanırken 1 yılda kök 2 metre küp su kullanılmaktadır. Buna göre bu bahçenin tamamını sulamak için bir yılda kaç metreküp su gerekmektedir? Önce alanımızı bulmamız gerekiyor. 3 ile 2 çarptığımız zaman 6. Kök 6 ile kök 3 çarptığımız zaman kök 18. Burası 9 çarpı 2 olduğu için 6 çarpı 3 kök 2'den 18 kök 2 alanımız vardır. Kök 2 olarak kullanacakmışız. O zaman 18 kök 2 ile kök 2'lik birim fiyatını çarparsak 18 çarpı 2 bu da bize 36 olarak cevabımızı karşımıza çıkartır. Kenarlardan birinin uzunluğu 44 yani 2 kök 11 santim olan bir dikdörtgen alanı santimetre kare cinsinden bir doğal sayıdır. Doğal sayı olacaksa diğer çarpmanın içinde de kök 11 olması gerekir. Buna göre bu dikdörtgenin diğer kenarın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi Olamaz. Bizim için ne olması lazım? A çarpı kök 11 gibi bir ifade olması gerekiyor. Kök 11 olur. 33 dediğimiz kök 3 çarpı kök 11 olmaz. 3 kök 11 olur. Zaten bu olmayanına baktığımız zaman direkt ben ifade ya da buraya baktığımız zaman 11 çarpı 16 4 kök 11 bir kök 11 olur, 2 kök 11 olur, 3 kök 11 olur, 4 kök 11 olur ama kök 3 ve kök 11'in beraber olduğu durum söz konusu olamaz. Kök 12 artı kutu kök 75 eksi kök 3 olduğuna göre işlem yapıyorsam bunların hepsini çıkartabileceğim kadar çıkartmam gerekiyor. Kök 12 2 kök 3'tür artı kutu 75 5 kök 3'tür 5 kök 3'ten kök 3 çıktığı zaman 4. 2 kök 3 olacaktır. 2 kök 3'te neyi toplarsam 4 kök 3 olacaktır. Tabii ki 2 kökü kullanmam gerekir. Kö, kök 80 16 çarpı 5 dediğimiz 4 kök 5 metre uzunluğunda bir telin 20 yani 2 kök 5 metresi kullanılıyor. 4 kök 5'ten 2 kök 5'i çıkarttığımız zaman elimize 2 kök 5 kalacaktır. Telin kaçta kaç kalmıştır? 2 kök 5'i 4 kök 5'e böldüğümüz vakit 1 bölü İkisi elimizde kalacaktır. 0,81 81 bölü yüzden 9 bölü 10 olacaktır. 1,44 144 bölü yüzden kök dışına 12 bölü 10 olarak çıkacaktır. 9 bölü 10 12 bölü 10'u toplamamız istemiş. 9 bölü 10 artı 12 bölü 10 21 bölü 10 o da 2,1 olarak denizde cevabımızı buluruz. Aşağıdakilerden eşitliklerden hangisi doğrudur şeklinde. Kök 40 dediğimiz 4 çarpı 10'dur kök içinde. Kök dışına 2 kök 10 olarak çıkacaktır. Yanlış. 48 dediğimiz 16 çarpı 3'tür. Bu da 4 kök 3 olarak gelmesi gerekiyor. Yanlış. 72 36 çarpı 2 olduğu için 6 kök 2 olacaktır. Cevabımız Ceyhan bulacağız. Burada 9 çarpı 11 olduğu için 3 kök 11 olması gerekir. Aşağıdaki eşit aralıklarda bölünmüş sayı doğrusu üzerinde ABCD noktaları işaretlenmiştir. Bu noktaların hangisi kök 35 ile eşleşen noktaya en yakın konumdadır. Kök 35 dediğimiz kök 36 ile kök 25 arasındadır ve 6'ya daha yakındır. 6'ya en yakın nokta otomatik olarak B noktası olarak karşımızdadır. Yukarıdaki şekilde görülen L, M, N, P ve L karesine baktığımızda alanı 32 imiş. O zaman x kare eşittir 32 ise her tarafı kök içine alıyorum. x eşittir 4 kök 2 olması gerekiyor. Yani bir kenarımız 4 kök 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Şurası 4 kök 2. Burası 4 kök 2. Burası 4 kök 2. Burası dikdörtgen olduğu için 4 kök 2. Dikdörtgenin alanı 56 olduğuna göre yani LPRK'nın alanı 56 olduğuna göre bu uzunluğumuzda 7 kök 2. Burası da 7 kök 2 olmak zorundadır. Şimdi bizden ne istiyor? Tüm şeklin çevresini yani 4 kök 2 artı 4 kök 2 artı 7 kök 2 artı 4 kök 2 artı 7 kök 2 artı 4 kök 2 tüm çevre istiyor. Bu da bize 30 kök 2 olarak cevabımızı verir. Aşağıda numaralanmış kare köklü ifadeleri yanlarındaki harflerle verilen kare köklü ifadelerin çarpımı sonucu bir doğal sayı olanları da eşleştiriniz. Bize o zaman ne lazım? Köklerin içindeki ifadelerin aynı olması gerekiyor. Ya da çarpıldığı zaman aynı sonuçlarla karşımıza çıkması gerekiyor. Kök 18 dediğimiz 3 kök 2. Kök ikili bir terim olması gerekiyor. Hemen bakıyorum kök ile terim C şıkkında. 96'ya baktığımız zaman 6'ya böldüğümüz zaman 14, 16, 4 kök 6. Kök 6 ile bulmamız gerekiyor eşleştirmeyi. Kök 6'lı ifade Bursa'da var. 48 dediğimiz 4 kök 3. Kök 3'lü bir ifade. Burada var. 42, 6 çarpı 7. Herhangi bir dışarıya çıkartması olmadığı için kendisi olması gerekiyor. O da A şıkkında mevcut karşımıza çıkmış oluyor. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başlarını de yanlış olanların başlarına Y yanlış yazınız. Farklı cinsten verileri karşılaştırırken sütun grafiği kullanılması uygundur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi karşılaştırma yapılırken sütun ee, zamanla ilgili ifadeler olduğu zaman çizgi bir bütündeki oranları bahsederken de daire grafiği diyorduk. O zaman karşılaştırma yapıyorsak sütun grafiği bizim için doğru olarak karşımıza gelir. Verilerin zaman içerisinde zaman dediğimiz zaman direktmen çizgi olması gerekiyor. Değişimleri göstermek için daire grafiği kullanılır. Hayır daire grafiği kullanılmaz. Çizgi grafiği kullanılır. Yanlıştır. Bir ilin günlere veya göre hava sıcaklığını göstermek için çizgi grafiği kullanılması uygundur. Evet, günlere göre hava sıcaklığı zamanın değişiminden bahsettiği için çizgi grafiği doğru bir tanımlama olur. Bir okulun öğrencilerinin kız ve erkek öğrenci sayılarını göstermek için daire grafiği daha uygundur. Bir bütünde kız ve erkek öğrencilerin sayıları gösteriyorsak kıyaslama ve karşılaştırma olmadığı için bizim için daire grafiğini kullanmak doğru bir terim olacaktır. Bir bitkinin aylara göre boyundaki uzama miktarlarını göstermek için sütun grafiği daha uygundur. Şimdi ay dediğimiz işlem nedir? Zamandır. Zamana göre uzama ve azalma miktarlarını gösterdiğimiz için o zaman zaman dediğimiz şey sütun değil ne olması gerekir? Çizgi olması gerekir. O zaman bizim için yanlış oldu. Tekrar edersek bu sırası önemlidir. Zaman ile ilgili bir birleşim varsa çizgi kullanmam gerekir. Karşılaştırma varsa sütun grafiği kullanmam gerekir. bütünlük ilişkisi bütündeki oranlar dediğimiz zaman daire grafiği kullanmam gerekir. Bu bizim için önemli bir anet kod olacaktır. Kök 216 sayısının birbirinden farklı A kök B biçimde ifadelerine A'nın B'nin alacağı değerler yanına yazınız. O zaman kök 216 çarpanları ayırdığım zaman Burası 36 çarpı 6 ya da 4 çarpı 9 çarpı 6 olarak yazılabilir. Ya da düz sıralı bir şekilde yazarsak 4 6 9 Hiçbir şey yapmadan buradan bir kök 216 dediğimiz zaman A1 ile B 216 olarak yazılabilir. Eğer buradaki 4 dışarı sadece 4'ü çıkartırsam 2 kök 6 çarpı 9'dan 2 kök 54 olacaktır. O zaman buraya 2 kök 54 diyebilirim. 2 dışarıda 54 içeride olacaktır. 4'ü dilde 9'u çıkarsam 3 4 çarpı 6 yani 3 kök 24 olacaktır. O zaman 3 kök 24, A için 3, B için 24 olması gerekir. 36 ve 6'ya baktığım zaman ya da direkt ben hem 4'ü hem 9'u çıkarttığım zaman 2 dışarıda, 3 dışarıda, 6 içeride, 6 kök 6 olacaktır. Ya da 36 çarpı 6'yı direkt ben yakaladığım zaman 6 kök 6 olarak en sade haline gelmiş oluyor. Burası da 6 kök 6 A 6 B de 6 olur. Bu tip sorularda bunların kullanımında ne yapar? Der ki A ve B farklı dediği zaman 6 kök 6'yı kullanmayız. Normalde işlemlerde en sade halini kullanıp 6 kök 6'yı kullanmamız gerekiyor. Ama sorunun içerisinde A ve B farklı dediği zaman diğer ifadeleri yani 3 kök 24'ü ya da 2 kök 54'ü ya da 1 kök 216'yı da kullanma ihtimalimiz olacaktır. Ama dediğimiz gibi A ve B'nin farklı olduğu durumlarda farklı olması zaten mesela kök 48 dediğimiz ifadede bizim için nedir? 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3 olacaktır en sade hali. Burada o yüzden de herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Ama 6 içeride ve dışarıda aynı olduğu için bizim için değiştirme ihtimali bizde karşımıza gelecektir. Evet gençler kendimizi değerlendirim kısmında bakarken hangilerinde neler eksik olduğunuzu ve bu eksiklerinizi gidermek için neler yapabileceğinizi karşılamanız için bir değerlendirme testi var. Bu değerlendirme testini yaparak karşınıza toplam puanlarınızın ölçeği var. 10 ile 14 puanlar alında başarı düzeyi çok düşük olduğu konuların tekrar edilmesi, ek önlemler alınması, geçmiş konulardan pratik yapılması, 15-19 puan aralarında yeterli olmadığı ünite düzeyinin çalışma süresinin arttırılması, ders içi etkinlikleri katılım arttırılmalı, eksiklerin nedenleri belirlenmeli ve ek çalışmalar yapılmalı oldu. 20 ile 24 puan aralığında ünite düzeyin iyi olduğu ancak bazı konular tam öğrenilmemiş olduğu ortaya çıkar. Tam öğrenilmeyen konular hakkında da ek çalışmalar ve eksikler giderilmesi gerekiyor. 25 ve 30 puan ise başarı düzeyinizin çok iyi olduğu planlı ve düzenli çalışmaya devam etmeniz gerektiği şeklinde yorumlamaları var. Bu yüzden bu ünite değerlendirme yapması tercih ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.